Kerir TV hoş geldiniz arkadaşlar ben Sefa Bugün sizlerle birlikte Huyret Modu serimizin yeni bölümünde arkadaşlarım Hatırlıyorsanız daha önce bir mod tanıştmıştım 4 dakikalık bir videoydu Başlıkta şuydu Çok iyi mod ama Evet o ama modun çince olduğunu gösteren bir amaydı dostlarım Fakat o ama bugün kalktı Sonunda modu gerek çevirden gerek yapay zekadan arkadaşlar çevire çevire İngilizce hale getirmeyi başarmışlar. Oynanabilir bir hale getirmeyi başarmışlar. Biz de bunun Kik'te yayını yapmıştık. Yayın geçmişinde de çok eğlenmiştik. Şimdi de eğleneceğimizi ümit ediyorum. Güzel bir seri olacağını ümit ediyorum. Enver Paşa yolunu oynayacağız bugün arkadaşlar bu modda. Hadi bakalım umarım eğleniriz. Umarım güzel bir ee, seri olur. Yayından çıktığım için Türkçem kayık arkadaşlar kusura bakmayın. Yayınlarımızı takip etmek için de açıklama kısmındaki Kik'e gidebilirsiniz. Evet. Ee, şimdi modda dörtten yol bulunuyor. Birisi Abdülmecid 2'nin, ikinci Abdülmecid'in gücü tam olarak ele geçirdiği, meşrutiyetçileri falan herkesi kovalattırdığı, kendi sadık adamları yanına alıp eski Osmanlı ihtişamı, eski Fatih'in şanına geri dönmeye çalıştığı bir yol bulunuyor. Şekip Arslan'ın gelenekçi, ee, geleneklere uygun Osmanlı padişahına saygı duyduğu ama kendisi böyle İslamcı bir yolu bulunuyor. E, Mustafa Kemal ardından say İsmet İnönü'nün geldiği demokratik bir yol bulunuyor ve aynı zamanda son olarak da İttihat Terakki'nin Enver ve Serhat Paşa'lı yolları bulunuyor dostlarım. Biz bugün bu yolların arasından Enver Paşa yoluna gideceğiz. Bu arada Sultan'ın portresini beğenmedim. Şu portreye geçelim. Bu portre en iyisi. Evet bu Sultan'ın bu portresi bayağı iyi. Ee, bu devafları daha önce söylemiştik. Osmanlıcılık politikalarımız, hasta adamlığımız, ekonomi yok, ordu kötü ve okuma yazma sıkıntılarımız var. Bunların hepsini çözeceğiz hiç merak etmeyin. Fakat gideceğimiz yol arkadaşlar Enver Paşa yolu olacağı için 90 gün beklememiz lazım. 90 gün içerisinde event gelecek. O eventi getirmek için bazı fokuslara gitmemeniz gerekiyor. Çok dikkatli olun. Yoksa Enver Paşa yoluna da, Demokratik yoluna da, Kemalist yolda gidemezsiniz dostlar. Ben ne yapıyorum? Buradaki fabrikaları araştırıyorum direkt. Hızlıca fabrikalarımı alıp arkadaşlar ondan sonra ee, artık yolumuza dönebiliriz. En azından bu cumhuriyetçilerin önünü baltalamadan hızlıca ilerleyebiliriz. Şimdi abi 4 fabrika buna da verelim. 2 fabrika buna verelim. 2 fabrika buna verelim. Ardından da gelen fabrikalar bir trene bir de tırağa gitsin. Sonracığıma konvoyda basalım. Ee, ordularımızı şöyle abi garnizon şeklinde bir yere getirelim. Daha önce komutanları falan tanıtmıştım. Ee, o bölümü izleyenler biliyor arkadaşlar. Komutanlarımızı falan tek tek tanıtmıştık. Bayağı geniş bir komutan e, yelpazesi sunuyor mod bize. Bayağı güzel de portreler sunuyor. Umarım Oynanışı da bir o kadar eğlenceli olur. Hızlıca abi artık oyunumuza başlayalım. Peki hikayesi nedir bu modun? Hikayesi şu şekilde arkadaşlar. Osmanlı İmparatoru 1. Dünya Savaşı'na katılıyor fakat geç katılıyor. Birkaç stratejik hamle ile ee, kazanımlarını elde tutmayı biliyor. Bolşevik isyanı çıkınca da hızlıca arkadaşlar Kafkaslar ele geçiriyor. Gürcistan ve Azerbaycan bizim kontrolümüzde. Ve aynı zamanda 36 yılında yani mod başlayana kadar da dostlarım sadrazam olarak Mustafa Kemal Paşa güçte. Fakat bir zaman sonra kendisi güçten düşüyor. Sultan gücü ele geçiriyor. Şu an Sultan tek başına gücü Kontrol ediyor halde dostlarım. Ee, biz de ne yapacağız? Sultanı gücünü elinden geri alacağız. Amacımız bu dostlar. Peki Kerpaşa gücü niye bırakmış? Hastalanıyor çünkü dostlar. Hastalanıyor. Fakat galiba bu işten rahatsız olmuş ki. 90'a gün içinde geri dönecek. Bu arada başkentte garip bir şekilde bir yürüyüş olmuş dostlarım. Kalabalık sessizler, e, sessizlik içinde uzunca bir yürüyüş gerçekleştirmiş. Garip bir yürüyüş diyoruz. Ve aynı zamanda İttihat Terakki'yi tanıtan bir event geldi. Anladım deyip geçiyoruz. Çünkü uzun uzun bize İttihat Terakki'yi anlatıyor. Kemal Paşa'nın partisini anlatıyor. Ve son olarak da İttihat-ı Muhammedi. Yani e, şu anda önderlik ettiği partiyi bize tanıttı. Sıkıntı yok kardeşim. Oo, bir tane daha Anres çıktı. Başkentte şu anda diyorlar ki Hristiyanlar bizi yönetmesin, bizi padişah yönetsin. İkinci bir 31 Mart vakası ile karşı karşıyayız dostlar. Hemen diyoruz ki ordu bu işe el koyacak diyoruz ve orduyla birlikte ikinci 31 Mart'ı tekrardan bastırıyoruz dostlarım. 50 gün içinde de bir event gelecek. Hadi bakalım umarım güzel bir event gelir ve karşımızda da güzel bir şiir çıktı. Dünyada da bu arada bayağı bir ülkenin fokus var. Prusya'nın fokus ağacı bulunuyor. Avusturya'nın fokus ağacı bulunuyor. Fransa'nın, İspanya'nın, in, İngiltere'nin, İtalya'nın, Sovyetler Birliği'nin bir tane var maalesef. Çin'in triisi var. E, Japon'un bayağı bir triisi var. Rusya'nın sadece niye bir tane ben de onu anlamadım ama neyse. Umarım onlara da gelir. Bu modu daha biz çok oynarız arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitti çünkü birçok şeyi. Evet bahsettiğim gün geldi geçti. Event karşımıza dostlar. Sultanımız ironik bir şekilde artist sultan debuff'a eklemişler dostlarım. Şey göndermesi yapmışlar. Resim çiziyor ya adam. Ona gönderme yapmışlar ve aynı zamanda demişler ki Sultan bugün resim çizmeye karar vermedi ve oğlu Ömer Faruk ve kızı Derüşehvar ile, ile birlikte Edirne'de ava çıktılar. Fakat avdayken gizemli bir kurşun sesi duyuldu diyor dostlarım. Ee, çok şanslıyız herkes iyi diyebiliriz ve Sultan'ın yolundan devam edebiliriz fakat öyle yapmayacağız. Sultan'ın oğluna yani Ömer Faruk Efendi'ye kurşun isabet etti diyoruz dostlarım. Bir yandan da ee, bu ilginç dostlarımı alayım evet. Evet Ömer Faruk Efendi'ye kurşun isabet etti dostlarım şu anda Sultan'ın oğluna ve bir zaman sonra da arkadaşlar kendisini hastaneye kaldırdık hemen İstanbul'da sık yönetim ilan ettik bu e, hainleri bulmak için suikastleri bulmak için bir yandan da evet şimdi eventler devam edecek eventler devam edecek. Ve evet Ömer Faruk Efendi'nin cenazesi de e, olmaya başladı. Cenaze merasimi içinde toplanmaya başladık. Sultan tabi şu anda kafayı yemiş durumda. Devlet işlerine artık eskisi kadar kafa yoramıyor. Ve bu yüzden de bundan faydalanan sadrazam Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar hemen sultanı görevden alıyor. Şu an sen bizim işimize yaramıyorsun diyor. Onun yerine Mehmet Reşat Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Hilmi Efendi Sultan yerine ediliyor ve Mustafa Kemal Paşa da gücü ele geçiyor dostlarım. Merhaba Kemal Paşa'm gücü ele geçirdiniz. Evet. Şimdi hızlıca abi Kemal Paşa'nın bir portesini değiştirelim. Kendisi illness debuffına sahip şu anda. Çok hasta kendisi. Portede ama genç bir Kemal Paşa seçeceğim. 1918-1919 Kemal Paşası'nın portresini seçeceğim çünkü gerçekten çok tatlı bir portre. Ee, hızlı hızlı şimdi girmiş olduğumuz bu kaosta political unrestten kurtulmaya çalışacağız dostlarım. Hızlı hızlı Kemal Paşa yoluna ilerleyeceğiz. Ee, gelecek eventlerde Kemal Paşa'nın vefatı sonrası arkadaşlar gelecek eventlerde eğer Emel Paşa'nın darbesine karşı çıkarsanız buradaki gelenekçi Şeki Arslan yoluna gidebiliyorsunuz. Veyahut e, Demokratik İnönü yoluna gidebiliyorsunuz dostlarım. Tabii bu fokuslar bu kadar küçük değil. İleride bunlar bir genişliyor, bir genişliyor. Hepsinin videosunu çekeceğiz. Bu kanalda Hepsinin yeni videosunu bulacaksınız. Etken evet, Paşa hasta alınmış iyice. Ee, hiç merak etmeyin. Nasıl zamanda Great Redux'da arkadaşlar bir sürü seri yaptıysak bu modunda yolların hepsinde gün patçat bir sürü seri yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Konu Osmanlı olduktan sonra, mesele Osmanlı İmparatorluğu olduktan sonra. Kelir TV ekranlarında her şey arkadaşlar ee, yapılır yani yapılır evet. Diyecek bir şey bulamadım. Kemal Paşa burada Nutkun okumuş mecliste bayağı bir buff kazandırdı bize nutuk okuması. Ee, bu nutuku şey yaptıktan sonra ben hızlıca bir air reformer alayım. Çünkü ileride uçak yapacağız lazım. Air experience başka türlü kasamam. Sonra biraz daha pp bulduktan sonra Fahrettin Altay'ı alacağım abi. Çünkü deli gibi arm experience veriyor kendisi bana. O arm experience e de ihtiyacım var. Yavaş yavaş arkadaşlar bu şekilde bu şekilde kalkındıracağız ülkemizi. Ee, parlamentoda da bir açılış gerçekleştirelim tekrar. Ne kadar parlamento kapanmış olsa bile geri açabiliriz abi. Bu arada burada azınlık mekanikleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda azınlıklar bize herhangi bir debuff vermiyor. Araplar debuff veriyormuş. Din adamları deyaf veriyormuş. milliyetçiler aramız biraz kötüymüş. Bürokratlar aramız kötüymüş. Ve Müslüman ahali bizi sevmiyormuş. Hmm. Sıkıntılarımız varmış yine arkadaşlar. Ben sıkıntılarımız yok sanmıştım. Aramızda yine sıkıntılar varmış. Sultan'ın şimdi güçlerini azaltmaya çalışacağım. Hiç Kemal Paşa'ya okları kaydırmayacağım arkadaşlar. Çünkü Kemal Paşa'ya okları kaydırmak... Gereksiz şu an. Çünkü bu elimizdeki triden oynamayacağız. Enver Paşa yoluna gitmek için arkadaşlar elimizdeki tride oynamamıza gerek yok. Enver Paşa yolunu farklı şekilde de açabiliyoruz. Ee, hızlı hızlı şu parlamento'yu da hallettik. Güzel. Sultanı yetkilerini de kısalttık. Ee, şimdi şu Möntro'yu bir çözelim arkadaşlar. Bir Möntro yapalım hızlıca. Şu boğazları bir halledelim. Oo. İspanya'da sıkıntılar çıkmış. Kabellero ortaya çıktı Carlos'culara karşı. Kabellero İspanyol'un Lenin'i e, ee, gücele geçirmiş dostlarım. Yakında bir İspanya Savaşı göreceğiz galiba. Ve Boğaz'da da askere Çok güzel. Hızlıca abi. E, ee, uf. Kenan Paşa halen daha hastaymış arkadaşlar. Hasta hasta çalışıyormuş hatta. Bu portre çok uyumadı ama yapacak bir şey yok. Mesela şuradaki portresi de bayağı iyi. O portreyi koyabilseydik de güzel olurdu. Hemen abi One Party Dictatorship'imizi kuralım. Political Unrest'ten kurtulalım. Ee, birazcık da politik power bulduktan sonra abi hızlıca işimizi göreceğiz. Eee... ondan sonra ne yapabilirim bu arada? Çünkü bu Focus tıkanacak abi. Eğir gidebilirim aslında var ya. Eğir yüze yeni experience alsak bile kardır bizim için. Aslında eşeklik ettim. Muzaffer Göksen'in ee, almaktansa bu fokusa giderdim abi daha iyi olurdu. Şu an çünkü ordu mordu gidemiyorum. Niveir Force diyelim. Yüze yeni experience alalım abi. Ondan sonra bekleyelim. Kerem Paşa vefat ettikten sonra arkadaşlar oyunumuza devam edebileceğiz. Evet Kerem Paşa vefat etti arkadaşlar. Durum tam düzelmiş derken Kerem Paşa vefat etti. Çünkü Kemal Paşa'nın vefatı çok kötü oldu dostlarım. Çünkü Enver Paşa yavaş yavaş olaylar çıkarmaya başladı. Kendi güçlü olduğu yerlere Kafkaslara gitti. Kendi kurtardığı yerlere gitti. Yavaş yavaş orada arkadaşlar kendine güç toplamaya başladı. Bu sırada da bizde de geçici bir komite şu an bizi yönetiyor. Fakat arkadaşlar geçici komitede çok iyi gitmiyor. Onlar da kendi arasında kavgalı. Ee, liderler kendi arasında dostlarım. Yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Ve yavaş yavaş subaylar ortadan kaybolmaya başladılar. Eğer alttakine tıklarsanız dostlarım ee, subaylarla çok ilgilenmiyorsunuz. Üsttekine tıklarsanız inönü yoluna devam edebiliyorsunuz. Subaylarla ilgileniyorsunuz ve bu darbe planını çökertebiliyorsunuz. Fakat biz aşağı gideceğiz dostlarım. E, ordu kendi kendine bu işi halleder diyeceğiz. Ve Enver Paşa'nın darbe yapmasına izin vereceğiz dostlarım. Enver Paşa da ordudan kaçtı bir sürü insanla birlikte. Ve şimdi de dur New Grand Vizier seçmiyorum. Bu event beklesin ve evet... Enver Paşa ikinci Baba Ali baskınını gerçekleştirdi ve Enver Paşa gücü ele geçirdi dostlarım. Bu eventte bir şeye tıklamaya gerek yok çünkü hiçbir işe yaramayacaklar. İsmet desek bir arkadaşlar bir şey değişmeyecek. Çünkü artık Enver Paşa darbe yaptı. Hayırlı olsun Enver Paşa gücü ele geçirdiniz. Şimdi sizi fullleyeceğim. Full sağa sağ kaydıracağım. Enver Paşa gücü ele geçirsin hızlıca daha fazla. Ve ardından ee, bir açıldı abi. Büyük kocaman bir triyi. Orduyu düzeltmem lazım. Ekonomi düzeltmem lazım. Genişlemem lazım kültürümü geliştirmem lazım ve sorunlarımı çözmem lazım. Bir sürü işim var arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Hepsini el atacağız. Hiç korkmayın. Hepsini el atacağız dostlarım. Şimdi öncelikle şu sultana güç kazandıralım kanka diyenleri hızlıca bir pörcüleyelim. İkinci 30 maçları da birinci 30 maçları da full de full yollayalım. Ve evet Ermeniler, Yahudiler, Araplar ve Balkan e, azınlıkları da artık bizi sevmiyor dostlarım. Baya bir şu an kişiyi karşımıza almış bulunmaktayız. sıkıntımı Gerçekten de sıkıntı. Birçok kişi artık bizi sevmiyor bir hale geldi. Bu arada Enver Paşa'ya fulleyeceğim. Yayında Tarat Paşa'ya fullemiştik fakat hiçbir şey olmamıştı arkadaşlar. Bunu daha ayarlamamışlar. Tarat Paşa gücele geçirmiyor. Yayında izleyiciler Tarat Paşa fullememi istemişti. Ben de fullemiştim fakat hiçbir şey yaramamıştı. Biz ne yapacağız? Enver Paşa fulleyeceğiz. Çünkü e, trime düzgünce ilerleyebilmem için Enver Paşa'ya fullemem gerekiyor dostlar. Bunu fark ettim. Bu yüzden full Emel Paşa fullleyeceğiz. Evet, 1900 908 devrimini e, geri göz önüne çıkarmak için dostlarım birkaç harekete giriştik ve Resne Niyazi'yi de artık advisor olarak alabiliyor hale geldik. Evet görüyorsunuz Resne Niyazi hala yaşıyor. Onu advisor olarak alabiliyormuşum abi. Birazcık politik power bulursam belki alırım. Çünkü baya bir politik power gain veriyor bana. Hızlı hızlı abi e, new action team belirleyeyim kendime. Gelen politik powerlarla da Enver Paşa'yı güçlendireyim iyice. Bu arada Enver Paşa hem iyi hem kötü. Çünkü... Ee, iyiliği şu yönde politik power gainimi deli gibi arttıracak. Kötülüğü şu yönde büyük ihtimalle ülkenin birçok yerinde kendisi geldiği an isyan çıkacak arkadaşlar. Çünkü birçok noktada ee, kendisi hem resistance gaini öldürüyor hem de compliance gaini öldürüyor abi. İyi mi? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil abi. Hiç iyi değil abi. Gerçekten iyi değil hızlı hızlı birazcık daha fabrik atalım abi. Yakında bu arada Balkan Savaşları çıkacak. Bulgaristan'a karşı bütün Balkan devletleri bir yere gelecek dostlar. Biz de bu işin ekmeğini yiyeceğiz hiç merak etmeyin hiç merak etmeyin. Bu arada Yahudilere şu an göz kırpıyorum. Yahudilerle ilişkilerimi arttırıyorum dostlarım. Çünkü onlar da biliyor ki Türkler gelişirse kendileri de gelişecek. Türkler ilerlerse kendileri de ilerleyecek. Onlara bu yüzden göz kırpıyorum elimden geldiği kadar. Evet 100 pp daha aldık. Birazcık daha Enver Paşa'yı kaydıralım abi sağa doğru. Kaydır sağa kaydır sağa Enver Paşa güçlensin. Ondan sonra muhafazakarlara yaşama izni verelim ve liberalleri tasfiye edelim dostlarım ki şu kültür fokuslarımızı iyice tamamlamış olalım. Ee, Sen hayatını kaybetmiş. Sunyatsen de baya yaşamış yani Lenin falan da yaşıyor arkadaşlar. Garip bir mod gerçekten. Reste Niyazi falan da yaşıyor. Lan bu ne? İç savaş çıkmadan İberya birleşti. Çok fena. Gerçekten çok fena. İç savaşsız İberya birleşti arkadaşlar. İleride bu başımızı bayağı ağrıtacak gibi. Mao muydu lan o? Mao'yu gördüm galiba. Wang ve yere geçmiş gücü ama Mao'yu gördüm gibi gördüm. Mao'yu mu gördüm yoksa? Mao deme bana. Abi bana Mao deme abi. Mao'yu görmeyelim ya. Ucundan Mao'yu görmüş gibi hissettim kendimi ama neyse. Ee, liberalleri yolluyoruz iyice ülkeden. Bütün muhalefeti yok ediyoruz. Hızlıca abi Türkiye Kaos diyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar Turancıları iyice yüksek mertebelere getireceğiz. Politik power gain'imizi düzelteceğiz. Ee, bir yandan da bulduğum politik power abi hızlıca Enver Paşa yoluna yatıracağım. Evet daha iyi olacak. Fransa'nın başına De Gaulle geçti ama bu Petain değil mi oğlum? Filip Petain değil mi lan bu? De Gaulle yazıyor ama. Ha Petain yazıyor burada işte Petain bu. Allah Allah. Yanlış yazmışlar galiba. E, olur o kadar olur. Modernizden oynanabilir herhalde arkadaşlar. Yani PT'ne Degor yazlar diye ağlamam. Ağlamam. Enver Paşa'ya falan yazsalar ağlardım belki de. Ağlamam abi ne olacak ya. Moda oynuyoruz ya sonunda. Oynayabiliyoruz sonunda. Evet Bulgaristan'da daha büyük Balkanlar e, diye bir girişime girişmiş arkadaşlar. Nişi falan istiyorlar. Edirne'yi istiyorlar. Kardeşim sen Edirne'yi istiyorsan ben sana Edirne'yi vereceğim. Gel gel sen buraya gel. Ben sana Edirne'yi göstereceğim dostum. Sen buraya gel. Ee, Fahrettin Türkan'a da maraşlar yapalım. İnönü'yü de alalım. Fahrettin Türkan kullanacağım Emre Paşa'nın aksine. Çünkü kendisi bayağı Fahrettin Türkan agresif asa otur falan arkadaşlar. Deli gibi vuracak. Hemen abi Fahrettin Türkan önderliğinde Bulgaristan'a bir campaign düzenleyeceğim kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ve bu arada buff alıyorum abi. Bulgaristan'a karşı gittikçe halkı örgütlüyorum sanırım. Bulgarlar bize böyle yaptı. Halkım gözünüzü açın diyoruz. Bulgaristan'a karşı arkadaşlar iyice harekete geçiyoruz. Çok iyi. Bir yandan daha bir doktrinleşme devam edelim. Ee, evet, Türkiye kaos kurduk. Türk evlerini açtık. Şimdi hemen kendimize bir Varis belirleyeceğiz arkadaşlar. O variste Nihal olacak. Evet, garip birazcık ama varis olarak kendimize Nihal vereceğiz dostlar. Yolu böyle yapmışlar abi. Emel Paşa'yı modda bayağı Turancı bir çizgide çizmişler. Ve ona da varis olarak arkadaşlar ee, belirlediğiniz kişi Nihal oluyor. Hatta Emel Paşa bizden sonra Suikastlığa uğrayıp Nihal önderliğinde Osmanlı ile devam edebiliyorsunuz abi. Garip mi? Eee, yani. Evet. Turancıları da arkadaşlar yüksek mertebelere getirmiş bulmaktayız. Evet, atsızı advisor olarak aldık. 150 olsun, trim'e devam edeyim. Kültür trim çok iyiymiş çünkü. Kültür trim bayağı iyiymiş. Abdülmecid'i getirelim. Ee, halifenin gücünden yararlanacağız abi. İttihat Terakki ile devleti de birleştireceğiz ondan sonra. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh, daha da fazla buff, daha da fazla buff. Var ekonomiye geç çabucak. Evet, 3. Balkan Savaşı çıktı. Hazır olun. Biz de gireceğiz. Hazır olun çocuklar. Hazır olun biz de gireceğiz o savaşa. O savaşa ben de gireceğim. O savaşa ben de gireceğim. Baksanız abi Balkan Lig çok fena. Arnavutluk bile var içinde abi Balkan Lig'in. Çok fena. Evet ordular harekete geçiyoruz abi iyice. Çok güzel. Hemen abi Farahattin Altay'ı alacağım buradan Army Maneuver. Lazım çünkü Farahattin Altay bana. Çok fena Army Experience kaz... Veya Farahattin Türk kanalıyım ya. Evet kendisi de bana Army Experience kazandırır yeterince. Evet. Farahattin Altay diye hadi şey yapmayayım abi. Başınız netin yemeyeyim. Farahattin Türkan da bize yeter. Evet Farahattin Türkan da bize yeter abi. Farahattin Altay diye alamayayım. Evet Balkanlara dönüş. Arkadaşlar yalnız işin garip yanı. Bütün Balkanlara dalıyoruz dalınca. Bakın bütün Balkanlara daldık şu an. Yani acaba bütün yollardan böyle bilmiyorum ama bir dalınca arkadaşlar bütün Balkanlara dalıyorsunuz. Ben Atilla mesela saatik atacağım şimdi. Bir daldık bütün Balkanlara daldık abi gerçekten çok garip. Bulgaristan burada Romanya'yı yemiş lan ne kadar garip. Nasıl acaba? Evet savaşa gelince bu arada ekonomik mekanikler açıldı arkadaşlar birkaç tane. Onlara da ilgilenmeniz gerekiyor. Yoksa hem tarımınız hem de ekonominiz ölecektir. Haberiniz olsun hepsiyle ilgilenmeniz lazım. Avusturya bizi uyardı bu arada ayağını denk al dedi. Sen benim Balkan çocuklarıma saldıramazsın dedi. Avusturya şu an bana uyarı çekti arkadaşlar. Avusturyayı şu anda çok umursamayacağız. Çünkü umursarsak başımız daha çok ağrıyacak. Avusturyayı umursamadan iler ilerleyeceğiz dostlarım. Abi non core manpower mı bu kadar öldürme ya. Non core power lazım bana. Şu anlık başka fokuslara gideyim. Evet. Hem Avusturya hem de İngiltere beni bu ilerlememe çok kızmış arkadaşlar. Şu an diplomatik olarak beni yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Ama kardeşim hiç sıkıntı yok. Biz diplomatik olarak yalnız kalmayacağız. Hatta yönetici falan düşüreceğim şimdi. Hepsini düşüreceğim. İşkodre'ye de gidiyorum. Geri döndük abi. Yalın ayak sürüldük. Tanklara dönüyoruz yemin ediyorum. Tanklara dönüyoruz abi. Ee, İran'a öncelik veriyorum. Dış politikada da İran'a öncelik veriyoruz abi. Dış politikada da İran'a öncelik veriyoruz. İran'a saldıracağız. Ve evet. Peace attık. Bu mekaniği çok garip yapmışlar arkadaşlar. Bize Balkanları yedirmiyorlar. Veya Balkanlara birbirini yedirmiyor abi. Bu şekilde pis atıyoruz. Ondan sonra eventler yardımıyla birbirimizi yiyoruz. E, garip mi? Gerçekten garip. Neyse biz de abi ee, Perse ve Arap'a odaklanalım. İkisine odaklanalım abi. Neyse en azından hem tarım hem de ekonomi çok çökmeden savaşı bitirmiş olduk arkadaşlar. En azından onlar hayatta kaldı. Yoksa sıkıntıydı. Biraz daha sağ kaydıralım. Enver Paşa biraz daha güçlensin. Artık tamı tamına Enver Paşa %100 güçlü diyebilelim. Evet Kayro Konferansı'nda Avusturya bize sıkıntı çıkartmaya başlamış keşke düzgün bir adamı yollasaydık. Ahmet Tevfik Paşa'yı yollamışız ama Ahmet Tevfik Paşa da şey bir adam. Hani ee, işi bilen bir adam ama yani daha çok farklı bir adam yollayabilirdik. Evet, Bulgaristan, Makedonya ve Gris'in tamamını istiyormuşuz arkadaşlar. Yunanistan tamamını, Bulgaristan tamamını ve Makedonya tamamını istiyorum. Hadi bakalım ne diyecekler. İstiyoruz abi. Evet, dediler ki kardeşim Yunan'ı ve Arnavut şey pardon, Yunan'ı ve Bulgar'ı al git dediler. Bize diyeceğiz ki hayır. Ben Arnavutlu da istiyorum diyeceğiz. Arnavutlu da istiyorum diyeceğiz. Ee, bu arada kış gelmiş. Ee, hızlıca abi güzel bir kış diyelim. Aa verdiler mi? Vermiş olabilirler. Hadi bakalım. da vermiş olabilir arkadaşlar. Aramız bozulmadan galiba alacağız bütün topraklara. Hadi anlaşmayı imzalayalım artık. The Fate of Balkans. Aa vermediler. Arnavutlu vermediler bize. Tüh. Ama olsun. Olsun. Yine bayağı bir şey kazandık. Yine bayağı bir şey kazandık arkadaşlar. Arnavutlu almamış olsak bile bayağı bir şey elde ettik. Yeni topraklarım merhabalar. Yeni topraklarımıza geldik. Güzel. Anadolu da isteyecektim ama bunlar hep Avusturya kontrolüne geçti. Avusturya bir tüfek bile atmadan bu kadar toprağı aldı ya Avusturya. Kardeşim seninle çok pis görüşeceğiz. Seninle çok pis görüşeceğiz. Ben şimdi Atakol İsfahan gidip abi hızlı hızlı ee, hem Arap coğrafyasının haddini bildireceğim. Hem de ee, İran'ın haddini bildireceğim. Hızlıca ben bir gideyim hem Suudileri yiyeyim hem de bir İran'ı yiyeyim de ondan sonra bakacağız işimize. Hızlıca buradan da Extensive Conscription'a geçeyim. Bir yandan da şey alacağım. Ee, ya Necdet Sançar alacağım ya da Zeki Velide Togan alacağım arkadaşlar. Lazım çünkü. Ve bu arada Pan Türkistan School has one and, and only one view. Evet şu an e, Türkçüler arkadaşlar imparatorluğun kaderinde %100 hakimler. Enver Paşa ve Avanesi imparatorlukta %100 hakimler arkadaşlar. Stability ölmüş olabilir ama olsun imparatorluğumuz yaşayacak. Hemen burada altyapı atalım abi. Altyapıları geliştirelim. Bundan ver, bundan ver. Teşekkür ederim. Hazır mısınız çocuklar? Hazır mıyız? İran'a, Riyad'a ve Oman'a girmeye hazır mıyız? Hadi bakalım. Yürüyeceksiniz ileri ileri. Emel Paşa'ya bir tur daha güç vereyim mi? Vermeyeyim artık yeter ya. Başka şeyler yaparız. Emel Paşa'ya daha fazla güç vermeyelim arkadaşlar. Evet savaşa girdik. Hayırlı olsun. Ee, şimdik. Türkik etnik superiority gitmek istemiyorum. Manpower'ın canını okuyacak çünkü ya. Manpower'ın gerçekten canını okuyacak. Gitmek istemiyorum oralara. Vallahi gitmek istemiyorum ya. Manpower'ın gerçekten canını okuyacak. Nonkor az bir şey manpower alıyoruz zaten. Tecir de atmayacağım şimdilik. Tecir de atabiliyoruz arkadaşlar tekrar Ermenilere. İkinci bir tecir atabiliyoruz da o da beklesin şimdilik. Evet. O ünlü mektup olayını eventleştirmişler arkadaşlar. Hani ünlü e, lokum gönderme olayını mektuplaştırmışlar. Az önce o eventi gördük. Adamlar yapmış ya modu. Gerçekten yapmışlar. E İngilizcesinin çıktığına çok memnunum gerçekten. Evet. Necde tek attık abi. Necide tek attık. Sen kimsin ki İngilizlerle birazcık işbirliği yaptın deyip ona tek attık abi. Hemen abi 1908'i tekrardan halkımıza anımsatalım. Gerek Resti'nin ile gerek Enver'le, gerek Öhri e e ile, Sabri ile tekrardan burada olduğumuzu hatırlatalım. Türkeş'i de alabiliyorum bu arada. Türkeş'i de alabiliyoruz abi. Türkeş'ten ziyade ben Zeki ve de Togan alacağım. Çünkü çok güzel bana kompliyans e gain verecek kendisi. Aynı zamanda birazcık da non-core manpower'ı dengeliyor. Az sonra elde edeceğim toprakların bir çoğunda manpower elde edemeyeceğim için, korum olmayacağı için non-core'a ihtiyacım var. Non-core'a gerçekten ihtiyacım var. Evet 1908'i tekrar alım insanlarımıza. Bir yandan da abi hızlıca Balkan politikamıza devam edelim. Hadi İran %100 düşsün de ben alayım İran'ın tamını ya. Hadi. Aha. Evet. eee... garip değil, garip değil. Hayır. Sıcaklıklar birazcık çıkıyormuş da. Kıtlık olur mu acaba dediler. Umarım olmaz diyoruz biz de. Ne yapalım? Abi evet. Tarımım kötüleşiyor. Arkadaşlar savaş zamanı tarım direkt çöküyor ya. Savaş zamanı tarımım direkt çöküyor. Evet. Ee, İran'da bir eyalet kurduk arkadaşlar. Ve işimiz bitti. Artık İstanbul'a geri dönebiliriz. Payitaht'a geri dönebiliriz. Çok güzel. Enin 3 şimdilik gitmeyeceğim. 10 yine 38 medyuma giderim abi. Tank yapacağız çünkü. Güzel. Teşekkürler. Bir yandan da e, ee, Grand Battle Plan Doktor'un gideceğim büyük ihtimalle. Bana Grand Battle Plan'ci adam lazım. Kazım Karabekir varmış. Çok güzel. Onu da alacağız. Edmore Troops diyelim. Ondan sonra arkadaşlar ee, Balkanları korlamak için Enver Paşa'nın yöntemlerine başvuracağız. Biraz ağır yöntemler ama kimse kusura bakmasın. Yöntem böyleyse ee, şapkamızı çıkarıp önümüze koyup birazcık düşünmemiz gerekecek. Yapalım mı yapmayalım mı diye. Bu arada Enver Paşa'nın da portresini yenileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Choose your profile picture deyip şu şekilde Enver Paşa'nın portresini yenileyebiliyorsunuz. Hadi birazcık da bunu kullanalım. Option 3 gelsin birazcık da. Ufak bir yağmur. Abi tarıma yatırım yapın. Arkadaşlar tarım çünkü savaşta çok baş belası oluyor bizim için. Full tarıma yatırım yapacağım. Full tarıma yatırım, full uçakla yatırım, full tanklara yatırım. Düzgün bir Osmanlı olacağız. Teknolojiyi takip eden bir Osmanlı olacağız. Hızlı hızlı bir yandan da Balkanlara bir el atayım abi. Balkanları iyice bir e, Türkleştirelim. Eskiden burada olduğumuzu hatırlatalım abi. Bir yandan da şu azınlıklara bir kafa atayım. Araplar maraplar bana sıkıntı olmayı bıraksın artık. Ondan sonra e, Müslümanların da bana sıkıntı olmasını sona erdirelim hiç kimse biz arkadaşlar sıkıntı olmasın. Hızlı hızlı abi. E, biraz zorlu bir turkification atıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Zorlu atacağız ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Hızlı hızlı buraları kollayacağız. Hızlı hızlı abi buraları e, edeceğiz. Bir yandan da doktorun gitsem mi şimdi? Kazım Karabekir'i bekleyelim? Kazım Karabekir'i beklemek daha iyi olur. ah oğlum hiç politik power gain'im yok ya. Çok kötü şu an politik power gain'im. Deli gibi de buff'lı politik power gain'im. Keşke biraz politik power gain'imiz iyi olsaydı ya. Evet. Arnavutluk'ta bir sıkıntı çıkmış arkadaşlar ve Arnavutluk'a çöktük. Arnavutluk da benim oldu. Beleş. Zaten zamanda Arnavutluk'u da istiyordum. İyi oldu abi Arnavutluk'u almakta. Oo, şehirlerde arkadaşlar kıtlık yaşanıyormuş şu anda. Yağmur çok az yağmış, kıtlık yaşanıyormuş. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil abi. Şehirlerde kıtlık hiç hoş değil ya. Yağmur az yağınca arkadaşlar tarım da etkilendi. Bunlara çok tıklamasak aslında iyi olacak. Şu an sert koşullar benimsiyoruz. Ee, o TGV'de vardı ya arkadaşlar işte aynı öyle. Sert koşullar benimsiyoruz arkadaşlar. Sert koşullarda iyice ortalığı karıştırıyor şu anda. Ay kardeşim ya. Hemen burada da bir purification atalım. Kusura bakmayın. Hızlıca geçeceğim bunu. Uf iyice sert politikalar, iyice extreme politikalar. Baksana abi. Stabilt'in canını okudu. Vallahi Stabilt'in canını okudu. Çok extreme takılıyoruz be. Vallahi çok extreme takılıyoruz. Ah, Full de full purification attıktan sonra korlayabiliyor musunuz? Çok iyi. Atina'da da purification attık. Korlayabiliyor musunuz full de full? Çok iyi. Vallahi olur. Çok iyi olur hem de. Eğer full de full korlayabilirsek mükemmel olur arkadaşlar bizim için. Hemen şu piyade tümenlerimizi de reform edelim. Gelin çocuklar. Artleri, antir ve engineer. Ver, ver. Çok iyi. Burada antir basmıyorduk değil mi? Antil basalım. Antil lazım çünkü. Ver abi şu fabrika. Kaydır bundan. Teşekkürler. Güzel. Gelen militerleri oraya kaydırırız. Evet, Rebellion finally bitti diyeceğiz. Komitacıları sonunda bastırdık diyeceğiz. Bakalım full de full. Oo. Balkanların tamamı demilterize oldu. Balkanlara adam sokamıyor hale geldim arkadaşlar şu an. Çok sıkıntı. Mekanik var mı tıklayabileceğim? Yok. Bir dakika. Emre Paşa daha sert üniformalarını giysin. Kızdı çünkü şu an. Şu an kızdı çünkü. Şu an kızdı çünkü Emre Paşa. Şu an kızdı abi. Tam üniformamızı giyelim. Bakalım koruyabilecek miyiz bu fokus sonrası? Koruyabilirsek on numara olur. Hadi oğlum. Balkan Revolt. Al işte Balkan Revolt yedik bir de. Eğer bunları yersek herhalde bu iş rahatlayacak gibi duruyor. E, 21 kişi Kazım Albay demişler Orbay demek yerine. Kazım Orbay önderliğinde 21 kişi var ne yürüsün. Gerisi de abi İnönü önderliğinde hemen abi Arnavutla yürü, şeye yürüsün. Oo yine savaşa girdik ya yine bizim kararlarımız açıldı arkadaşlar. O karar yine açıldı. Hızlıca bastı kardeşim şu isyanlara. Pan prominent Promont Place. Buna şimdi gitmeyelim. Türkik Ethnic Spirit'e giderim. E, yapacak bir şey yok. Bunlara gitmem lazım artık. Yoksa triğimiz tıkanacak. Kültür triğimize gideceğiz. Aa, destek verin. Destek verin. Destek verin. Destek verin. Destek verin çocuklara. Destek verin. Köylünün yanında olmam lazım arkadaşlar. E, bu sene çok kıtlık olacakmış. Kış sıkıntılı geçmiş. Yardım etmemiz lazım köylümüze. Köylünün yanında olmamız lazım abi. Evet full de full purification atıyorum şu anda. İyice abi bütün isyanları bastırıyorum. Bütün komitacılara savaş ilan ettim arkadaşlar. Tam da tam bu isyana bitsin artık abi. Tam da tam bu isyan artık bitsin. Eee, Komitik 5'i verelim. Trak yenileyelim. Evet Arnavutluk bitti. Şimdi sırada bu var. Eee, İnönü Bey buyurun efendim Sayın İsmet Paşa. Mustafa İsmet Bey buyurun. Of arkadaşlar. Tarım da çok iyi değil. Ee, çok iyi bir hasat geçmemiş köylünün eline Sıkıntı Bu arada o kadar şeye rağmen hala 2 milyon manpower'ım var Ben ona şaşırıyorum O kadar non core powerın canını okudum abi O kadar non core powerın canını okudum Ona rağmen hala deli gibi powerım var Korladık mı lan biz Korlamışız çünkü o yüzden deli gibi manpower'ımız var Bu saatten sonra bize hiçbir şey olmaz arkadaşlar Bu saatten sonra bize Pek bir şey olmaz Büyük konuşmayalım ama Bu saatten sonra güçlü bir Osmanlıyız Nerler core? Bir bakabilir miyim şöyle bir? kor tuşu var mı? Ha, cores and claims. Core'larımız buralar. Evet, buralar core değil bile. Buralar kor değil mi? Core evet. E buralara fabrika atalım. 60'lık baksana. Gözünü seveyim. Burası da 60, burası da 80. 60. At at at. at. Buraları at at. Eee Nihal'in workleri. Biraz tabi iyi olur burası. Tabi alalım birazcık. Evet, iyice arkadaşlar Türkçü politikalarımıza devam ediyoruz. İsmet Paşa'yı infantry export yapalım. Ardından da abi şu morayı artık bir alalım değil mi? Geri alalım. Zaman da kaybettik. Şimdi geri alıyoruz. Çok iyi. Ee, yalnız tarım yine benim bayılıyor tarım ya. Tarım yine bayılıyor arkadaşlar. Bir an önce savaş bitmesi lazım. Savaş bitse de tarımı bir dengeye koyabilsem. Evet patroslara geçirdim ve isyan bitti. Balkan Uprising Suppressed. Bunu nasıl koydunuz moda? Ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım? Oğlum ne yapıyorsunuz? Bu eventler ne? Bu fokuslar ne? Evet Nihal Paşa'nın işleri dedik. Kendisi biliyorsunuz bizim şu an başbakanımız bir nevi. Çok garip bir sistem var. Padişah Şehzade Ömer Hilmi Efendi. Halife var değil mi? Bir de burada bir de. Evet halife var burada. Bak padişahımız Şehzade Ömer... Şey Şehzade diyorum hala adama. Bu kadar kafa gitti ki. Padişah Ömer Hilmi Efendi. Halife Abdülmecit. Sadrazam benim. Sadrazam yardımcım diğer Atsız. Bir de üzerine burada inönü alabiliyorum. Grand Vizier, Second Vizier diye. Gerçekten garip bir moda haline geldi iyice. Garip bir mod. Şu üç fokusu da bitireyim. Ondan sonra arkadaşlar hatta 3 fokusu bitirmeden video bitireyim bence artık ben. Evet. Aa yo. Ben Kafkaslar Annexi'yi böyle video bitireyim. Evet. Bir tecir daha yapalım. İkinci tecirimizi yapalım. Ee, Azerbaycan ve Gürcistan Annexi'yi video bitsin artık. Evet. İyice İmparatorluğu genişletip video bitirelim. Ee, Sivilin kalalım tabii ki de. Sivilin Oversight dışına çıkarsak çok sıkıntı yaşarız. 26k tüfeğim var. Çok iyi beyler. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buna böyle ver. Buna böyle ver. Bunu kaydır. Bizim çocuklara lazım. Hemen biraz daha asker basalım abi. Bas 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 bas. Basabildiğin kadar 29 tane bas abi hızlıca. Ardından fabrika atmaya devam. Deli gibi fabrika üretiyoruz burada arkadaşlar fark ettiniz mi? Deli gibi fabrika üretiyoruz bu Allah'a. Vallahi deli gibi üretiyoruz. Girit bizim kor mu? Girit de kor çok iyi. Bas 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 fabrikalara bas. Çok iyi. One country dedik. Hızlı hızlı abi. Ee, Dağız, e, diyorum. Gürcistan ve Azerbaycan'ı da birleştirip artık videoyu bitireyim. İkinci bölümde arkadaşlar daha da genişleyeceğiz. Bayağı şu an iyiyiz. Daha 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 genişleyeceğiz inşallah. Elim tüm Balkanlar kormuş arkadaşlar. Ben onu fark etmedim. Bunlar falan da yok. Benim bütün Balkanlar kormuş. Çok iyi. baksanız baksanıza. Bütün Balkanlar kormuş. Ben diğer yerler korlanmadı sanıyorum. Çok iyi abi mükemmel bu. Evet bir yandan da... Ee... Tecir eskortluk yapıyormuşuz. Hemen abi Müslümanların gönlünü alayım bu arada Edirne'ye bir yol yaparak. Müslümanların gönlü bizden yana değilmiş. Musuni vurdular bu arada. Tokliyatlı ne abi ne olur Musuni vurmuşsun. Abi bahar da geç geldi. İyice bizim işler sıkıntılaşıyor arkadaşlar. Bu tarıma iyi bir el atmam gerekecek. Tarıma gerçekten iyi bir el atmam gerekecek. İyice başımız belaya giriyor bu tarımdan ötürü. Vallahi başımız belaya giriyor. Yıl bu arada çok ilerledi artık. İşlerimizi görmemiz lazım arkadaşlar. Hatta ajanlık falan Sovyetler bir ajanlık atayım ben en iyisi ya. Korbeşin falan yapalım Sovyetler'de. Evet çok iyi olur. Evet. Ee, dağları da temizleyelim deyip arkadaşlar hızlıca Azerbaycan'ı da Gürcistan'ı da kim olabilir böyle mantıklı? Bence Turancı Advisor alınabilir arkadaşlar. Turancı Advisor, arkadaşlar. Turancı Advisor çok mantıklı çünkü. Veya Mehmet Emin yurda kul mu alsak? Baksana deli gibi stabilite var support veriyormuş. Necdet Sancar daha mı olur yoksa ya? Hmm. Resne Niyaz alalım be. Evet Resne Niyaz abi. Resne Niyaz Evet. Burada bitsin. Save alayım da unutmayalım. Arkadaşlarımız için çok teşekkürler. İkinci bölümümüz en kısa zamanda gelecek. Ve bu videoya şöyle bir 200 like gelirse de arkadaşlar en kısa zamanda bu seri bittikten sonra Demokratik Kemalist Osmanlı İmparatorluğu bu videoda şey bu modda gelecek. Kendinize iyi bakın. Daha fazlası için like abone olalım. Bay bay.